yangicha qurilish, yangicha burilishdan boshlanadi. Assalomu alaykum. Nutq haqida, notiqlik haqida hamma joyda gapiramiz. Demak, barcha kasblarni birlashtiradigan, barcha kasblarning ibtidosi va alifbosi nutq ekanligini, muloqot va muomala ekanligini hammamiz yaxshi bilamiz. Mana biz hozir Star Architect jamoasi akademiya arxitektura to'g'risida mana akademiyani xodimlari va rahbarlar shu yerda o'tirishibdi. Men sizlarga nutq bilan, muloqot madaniyati bilan bog'liq holdagi fikrlarni yetkazishga harakat qildim. Sizda qandaydir bir savollar paydo bo'lgan bo'lishi tabiiy. Dastavval biz savol-javobga o'tishdan oldin men rahbarga Begzodbekka murojaat qilsam. Begzodjon, mana bu jamoani faoliyati va ular oldiga qo'yilgan maqsad bilan bog'liq jihatlarni bir oydinlashtirsangiz, marhamat. Assalomu alaykum. Ismim Begzod, Arxitekt akademiyasi rahbariman. Hozirgi kunda O'zbekistonda startup, ya'ni Arxitekt akademiyasini ochish arafasida turibmiz. Shu oy oxiriga ochish mo'ljallanganmiz. Jamoamiz bilan nimani maqsad qilganmiz? Bu arxitektura va dizayn yo'nalishi bo'yicha universitetda 4 yillik programmasini 6 oyga mo'ljallaganmiz va undan ham yaxshiroq kadrlarni yetishtirib chiqarish maqsadimiz, asosiy maqsad. Endi men sizga bermoqchi bo'layotgan savolimga o'tadigan bo'lsam, bizlarni bitirib chiqqan kadrlarimiz ertaga arxitektor bo'lishadi. Bu tabiiy holat, mijozdan zakaz olishadi. Olishgan zakazligini ikkalarining o'rtaligida muloqot bo'ladi. O'zini proyektini tushuntirib berish kerak. Tushuntirib berishda, u odamga yetkazib berishda zonasi chizgan bo'lishingiz mumkin, lekin unga yetkazib bera olmasangiz, u qizig'i yo'q chizgan narsangiz. Unga yetkazib berishda nimalarga e'tibor berish kerak? Rahmat. Yaxshi. Bu savolni juda ko'pchilik berishadi. O'rinli savol, eng muhimi. Misol uchun manday qilib bir oddiy odamga borib turib, chiziqni ko'rsatsangiz, bunday qarab, bu nima chiziq, allam balo, nima yozilgan bunda? Dedi, u tushunmaydi uni. Arxitektor nigohi bilan bunga nazar tashlasangiz, qurilish proyekti tarroh deydi. Tarroh degani loyihachi degani, tarix degani tarix bu loyiha. Mana shunda chizilgan bo'ladi. Shunday qaraydi. Va aytadi, va bunga qarab bo'lmaydi. Endi unga keyin kechirasiz deb oldin uni kimligini so'rashingiz kerak. U dehqonmi yo kattaroq ishdami, kasbi nima? Kasbini bilgandan keyin, demak, ozgina suhbatlashgandan keyin, ha, bo'ldi. Demak, sizga mana bu usulda ketaman dedi. Shuning uchun ham hali matnni olgan zohoti san'atkor qo'shiqchiga tushmaydi. Do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do dedi-ku. O'sha do da aytadimi, la da aytadimi, qaysida ovoz kuchi imkoniyati yetishiga qarab turib sozlaydi. Demak, suhbatni sozlash uchun birinchi navbatda suhbatdoshni bilim darajasi, saviyasini, kasbini bilish kerak. Ana undan keyin sekin yotig'i bilan tushuntiriladi. Mana shuni biz mana shunaqa bor. Sizning o'zingiz qanaqasini xohlaysiz? Bir qavatlik, ikki qavatlik yoki nimani xohlaysiz? Qanday bo'lishini xohlaysiz? Mana shunday bo'lsa, unday bo'lsa, mana bu qo'shnimizdan bunday qilgan, lekin bu yoqqa tushib qolgan. Uniki maniga mana bunday joyda oldida hovuzi bo'lsa, mana bunaqa bo'lsa, bunday joy bo'lsa, keyin o'sha bir chetida mana o'zimni bir kelajakda bir rejam bor, ishxonam qilsam, ofis ham qilmoqchiman. Ana shunday bo'lsa, deb keyin tushuntira boshlaydi. Keyin siz bu proyektni sizdan boshqasiga ketmasligi uchun, aniqrog'i siz uni tushuntirishingiz uchun nima qilish kerak? Birinchi navbatda siz uni o'zini gapirtiring. Mana bunday bo'lsa nima deysiz? Yo'q, menda bunday bo'lsa bunday, u qizishib turgandan keyin siz uni nimaga ko'proq qiziqishini, nimani ko'proq xohlashini bilasiz-da, keyin sekin shunga qarab turib, mana deb ana shunday oladi, tushuntirasiz. Bu birdaniga hammaga bir xil haligi siz o'zingiz ishlatadigan arxitekturaning terminlarini ishlatishingiz qiziq yo'q unga. Unga oddiy, sodda, ravon tilda gapirish kerak va tushuntirish kerak. Shunga qarab turib, u keyin bemalol fikrini aytadi. Mana shunday tarzda ketadi. Endi menda hozir aniqroq mana shu loyiha, tarix bo'lsa, men o'shanga qarab turib suhbatdosh bilan buni siz qilasiz. Bir-biringiz bilan dars jarayonida bu ishlar amalga oshiriladi. Qanday tushuntiradi? Keyin toki savol berishga asos bo'lmasligi kerak. O'rchasak esak podrobni deymiz u. To'la, tuks, mufassal, batafsil tushuntira olish uchun biz o'sha narsani ko'z oldimizga keltirishimiz kerak.
Köz aldığınızda tasavvur payda bulmasa, tefekkür bu muydu? Tefekkür, tasavvur yok mu? Til yok. Yakşı oylayken yakşı söylüyordu. Aracı tamamlarına itibar kılınladı. Demek biz düşündüre alış maharetimiz bu iş gerek. Sadda raman. Yetkize alış dedi bunu. Lakin biz mürekkep tülde düşündürürsek, bu yanda ukeyin ayo bu nasıl kereyim var. Akin onu kızıktıradıken derse bu güzellikten gelin şu güzellikke şu kuruluşke gelince getirdiken materyal gelin ya ki pul bahası var. Bu mamında pul geçiyordu. Bunda geçiyordu. Her kim bunu imkaniyetinden gelip çıkan halde işitler. Ana şimdi usul. Bu demek öz özünden onun maddi tamamına barıp bağlanadı. Yok benim alamında bana pulu gelip yok siz mamını kılıp verin. Balam geçindeyi karış gerek, neverem geçindeyi karış gerek, dedi gelirem bu olaydı. Lakin şimdi bu, demek şu adamın özünü siz örgeniştiniz gerek. Çünkü özgede özünü, özünü özgede kör. Degen bir lütuf var da, bu demek eğer onu hakşınıma ikerliğini bilirseniz şu, bana bazardayım, şunda ikiyken bayta ne makaladı? Bunda karab duradı bana bazıları. Bunda karaydı, bunda karaydı da. O, ya bak gelin. Yetu gerek mi yetu? Yetu gerek mi sizce dedi? Yetu değil mi? Yetu değil. Yetu gerek mi? Ha gerek. Bak gelin. Mamın abi. Uya bak alaylamayın, bak karayın, mamınca karayın. Mam bu asıl dedi. Mamınca karayın bana. Asıl. Bu çarım bu asıl. Hazır dermende yapıp koymayın ki bak gelin bak. Mamını görün diye. Asasi bu, asasi bu. Bana iş olmasaydı da şak kırdı çıkardı. Zajigalga o't oldir güç bilan haligini mana asl charim ko'rdingizmi? Ma'muni oling. Tepib-tepib deyasiz. Meniga rahmat deysiz, buni oling. U yoqqa alanglama, bu yoqqa kelsangiz-chi. Ko'r xaridorga o'xshaysiz. Yaxshi narsani oling buni dedi. Aslida buni yaxshi emas. Keyin keling buni oling, ma'muni oling, mana bu zo'r dedi. Keyin unda bu yoqqa qarab turadi-da. Narigilar turibdi indamasdan. Necha pul? Ha shuncha pul. Arzon bo'lmaydimi? Yo'q. Chunki u yollangan sotuvchi, bilmaydi, durmaydi. O bir yakın, mamınca karın, yine zor, düşündürdü. Mamını alın dedi. Aldırış için bitti, yapın işe dedi. Bana bu, tepip tepip kıyasız bunu dedi. İş almasanız dedi, 20 yıldan ben şurada, şurası da olurum. Özü 10 yıl kurulayan bunu, kurulayan. 20 yıldan ben şurada ben dedi. Keyin yıl ap gelin, ben kaytarım olmasam bana görürsün dedi. Kaysa adam bir yıl kıyadı da, bu bomadı dedim, ap ki beladı. Ucuyla yakışı biladı onu. Bak gelin dedi, pulingiz özingiz bilen gidedi. Genç ondaki den pulunu sen aşkı çürüyordu. Bana görüyoruz mu? Lekin yanındakiler ki bundan yakışırak edin var ya. Bu. Demek o şeyden ne iş biri yaptı? Tır iş biri yaptı, çündür yaptı. Şunun için, demek bunlar seni çündürüp ayetçi için hem bazen maksadına erişi için hem şu derse gerek. Çündür alış gerek. O kegen adam kapkaranlık uyuyla kırıp ne geldiğini bilmiyordu, bu ne geldiğini. Lakin bunu düşündür alış gerek. Bana Celalı Rumi Hazretleri de fil ne deyip soruşadı. Fil şu içkerde de değişedi. Tört de adam kiradı. Bitti adam kiradı. Bunu demin demin de kıladı da çıkadı. Fil de yani bu tört de üstüneyken gülüydü. Ayaklarını uçradı da o. Ki ikincisi kiradı da fil de yani çadır eken deydi. Ki yine bitti kiradı da kulağını uçuydu. Fil de yani süpürüyor iken, bu dasturhan iken ki bu dedi. Hemmesini koşsa fil payda oladı. Çünkü onlar fil hakkında tasavvuratı yok onu. Keyin bunu çıkandan keyin hemmesini etkeni doğru, lakin kısım kısımlarını etti o. Ana çünkü okşap durup, demek düşündürüş ve bunu yetkiziş bilen bağlılık cereyan, bu şey maşk bilen, örgeniş bilen bağlılık bulan. Yine kimde kendi saval var? Merhaba. Cevahır. O'rni haqida qisqacha aytib bera olasizmi? Nimani? Notiqlikda, ya'ni kishi so'zlashishida kitob o'qishini o'rni haqida qisqacha aytib bera olasizmi? Aytaman, rahmat. Kitob mana davlatimiz rahbari kitob o'qishga da'vat qilib, hatto kitob o'qiganga mashina beryapti, to'g'rimi? Demak, o'qish bilan o'qishni farqi bor. O'qishdan maqsad o'qish, mutolaadan maqsad mushohada. Çünkü mushohadasiz, mulohazasiz mutola tashkilsiz muolaja. Oldimga bemor kelsa,
bu yerim ağrıyaptı, bu yerim ağrıyaptı dese der şu. Ben aldım onge teşkis koyuşum gerek, diagnoz koyuşum gerek. Yani ondan ki onu davalaş asan boladı. Şundayken kitap okuyan peyde şunçaki okuşamaz. Şunçaki malumat alışın ama oylab okursa köp nefse getirse boladı. Bana ben bir peydelerim 300 betli kitabını 3 günde okuyordum. Hazır 3 sahifelik bir anta makalanı 3 günde okuyayım ben. Aldın nime, kaçan, kayırda degen savallarga cevap izleb olgan ben. Hazır nege, nime sebepten, nime maksadda degen savallarga cevap alışıcı okuyayım ben. Demek bu hem mükemmelleşer, hem tecrübemle aşırıdır. Ana şunun için kitap nihayette muhim. O bedi kitap mı, ilmi kitap mı, maksadlı okuş gerek. Şunun için kitap okuyan peyde nutkam ösedi. Kim ki kitap okuştan toktasa bilin ki o fikirleştiren hem toktaptı. Fikri yok mu? Tileyem yok. Ana şunun için kitabını daim mutala kılıp duruşta hikmet köp. Yine kendi savallar. Benim için düşünenli buldu. İtibarlarını düşünün. Rahman. Sağ bulunlar. Aman bulunlar. Azlarım. Şüphesinim olsun.